Bilinmeyen hayvanların izleri. Gerçekten mi? O zaman bu da kurt. Kurt mu bu peki? O zaman bunlar kurdun izleri. Peki kurdun izi bu mu? Şuradaki mi yoksa? Kurt, 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 kurt. Hı. İşte kurt bu. Bir dakika, bulacağım. Bu bir tavşan. Koşuyor burada.
bulacağım. Evet, bulacağım. Buradan kim geçmiş bulacağım. Tropikal bir penguen. Kuzey kutbu papağanı. Ayak izlerini görsem hemen bilirim kimmiş. Bir domuz ya da bir inek. Bir böcek ya da bir bülbül. Koca yaşına bak. Gördün mü bir tavşan? O kocayı. Sen gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun. Kesinlikle. 1 2 3 yılbaşı ağacını yak. Getirdin hepimize. Hey! Yeni yıl, yeni yıl. Hoş geldin bize.
Noel Baba'ydı. Evet, öyleydi. Şimdi sona git. Acele et, acele et. Noel Baba burada. Noel Baba. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Tamamdır. Senin o. Senin dinlenmen gerekiyor. Sevilen gelenek bu, yılbaşı hediyesi. Ben yapacağım, bana ver. Yılbaşı görevi bitti, mutluluk saçıyorlar. Mutlu yıllar. Bir sürü hediye alacağız, sabırsızlanıyoruz. Hediye vermek çok güzel. Verip hediye almak. Mutlu yıllar. Evet, hediye vermek çok güzel. Olamaz. Bu ağaca yardım etmemiz lazım. Başla bakalım. Mutlu yıllar. Yine gel. Hediyeler getir. Aile bir arada.
laleler çocukları korur ve kollar. Ama büyüyünce gelir zaman, kanatlanır uçar, yuvadan gider. Evden uçup gider kuş gibi. Hayatın zorlu yolları seni götürse de, uzaklara gitsen de çok uzağa, geriye dönünce bildiğin yere, sıcak evin seni bekliyor. Bu çok özel bir gün hep birlikte, aile ve dostlarla beraber. Gülüp eğlenelim, kutlayalım, bitmesin bu güzel eğlence. Bizim eğlencemiz hiç ama hiçbir zaman bitmez. Kışın geldiğinden bile haberiniz yok. O kadar çok kar yağdı ki. Ama doğru. Belki siz kış dediği bilmiyorsunuzdur. Tamam, işte size bir masal. Bir zamanlar çok kötü yürekli bir kadın yaşarmış. Kış dedi. İki kızı varmış. Biri öz kızıymış, diğeri öz kızı değilmiş. Üvey kızıymış. Kadın kendi kızına karşı çok iyiymiş. Ona meyve ve şekerler veriyormuş. Ve kızı hiç memnun olmuyormuş. Simit yeterince yumuşak olmuyormuş. Şeker yeterince tatlı olmuyormuş. Ve bebekler yeterince güzel olmuyormuş. Üvey kızı tam tersiymiş. Çok kolay mutlu olurmuş. Ve evdeki işleri hep o yaparmış. Ama üvey annesi onu yine de sevmezmiş. Bir gün onu alıp ormana götürmüş. Ve onu orada yapayalnız bırakmış. Kız yalnız başına çam ağacının yanında duruyor, soğuktan titriyormuş. Birdenbire yaşlı bir cadı uçarak yanına gelip inmiş. Tam o sırada çam ağacının arkasından kış dede çıkıvermiş. Yine eski numaralarının peşinde misin? Ama yaşlı cadı şöyle demiş. Biliyorsun ben doğmuş kız yemem. Şuna bir baksana. Bu kız buza dönmeye başlamış bile. Ayrıca benim boğazım çok kötü durumda. Ağrıyor. Her şeyi o kadar soğuk yapıyorsun ki evimin tavuk ayakları bile donup yere yapıştı. Ona çıkar diyorum ama çıkaramıyor. Oo tamam. Hadi uç git öyleyse. Git. Yarın hava daha sıcak olacak ve güneş çıkacak. Bunu tıpkı televizyondakiler gibi komik söylemiş. Aynı hava durumu bültenlerinde olduğu gibi. Her neyse, yaşlıca da havana binmiş ve evine geri dönmüş. O zaman kış dedi, kıza gelip garip bir şekilde şöyle sormuş. Isınmaya başladın mı bakalım kızım? Isındım, teşekkür ederim kış dedi, demiş ona. Kış dedi kızın kibar ve uysal olduğunu görmüş. Onu yanında yaşasın diye beraberinde götürmüş. Onu buz kalesine getirmiş ve şöyle demiş. Kuş tüyü battaniyelerimi çırp. Bu şekilde tüyler uçuşsun ve dünyada kar olsun. Eğer yerleri süpürürsen gökte güneş çıkar. Ve eğer tüm işlerini bitirirsen seni ödüllendireceğim. Hayır, madalya vereceğim. Hayır. Armağan vereceğim. Tam olarak ne dediğini şu an hatırlamıyorum. Buldum. Ödüllendireceğim demişti.
Sonra kız her şeyi o kadar güzel yapmış ki kış dede çok memnun kalmış. Ve ona madalya vermeye karar vermiş. Yani ödül. Onu ormanda 12 yayın bir ateşin etrafında toplandığı bir açıklığa getirmiş. Hepsi ona hediyeler vermiş. Kış ayları ona büyük bir çiçek sepeti vermiş. Yaz ayları ona yemiş ve mantarlar vermiş. Sonbahar ayları ona bir çuval patates ve sonbaharda toplanan şeylerden vermiş. Aa, doğru, yapraklar. Ve kış dede kış aylarıyla birlikte ona 3 beyaz at, bir kızak, bir Noel ağacı ve bir gardırop dolusu temiz ve güzel elbise vermiş. Kız eve dönmüş, sağlıklı ve zenginmiş. Üvey annesi bunları görünce kıza şöyle sormuş. Nereden buldun bu şeyleri? Üvey kız iyiymiş. Bir çuval patatesi bir köşeye koymuş ve her şeyi anlatmış. Kötü kadın öz kızını almış ve bu sefer onu ormana bırakmış. O da çam ağacının altında oturmuş, sızlanıp simidini yiyormuş. Ve kırıntıları etrafa döküyormuş. Beni rahat bırakın. O zaman kış dede çam ağacının arkasından çıkmış ve sormuş. Isınmaya başladın mı küçük kız? Hem şapşalsın hem de yaşlı. Üşüdüğümü görmüyor musun? Bana hediyelerimi getir çabuk. Kış dede karın üstüne oturmuş ve ona bir daha sormuş. Isınmaya başladın mı küçük kız? Kız sinirli bir şekilde ayağa fırlamış. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Beni dondurmak mı? Hak ettiğim şeyleri getir hemen. Kış dede ayağa kalkmış ve asasını sallamış. Kızı bir kardan kıza çevirmiş. Bu şekilde kış boyunca hatta yaza kadar orada kalması gerekecekmiş. Bu arada iyi kız Noel'i kutluyormuş ve herkese hediyeler dağıtıyormuş. Harika değil mi? Bunu unutmayın sevgili arkadaşlarım. Sadece tembel olmayan iyi çocuklar güzel ve işe yarar hediyeler alırlar. Ama kötü ve tembel bir çocuksanız asla hediye alamazsınız. Biliyor musunuz küçük oyuncak arkadaşlarım, neredeyse Noel geldi. Hediyelerinizi açma ve eğlenme zamanı geldi. Ama unutmayın, maytaplar o kadar eğlenceli değillerdir. Yanlış patlatacak olursanız başınıza bir sürü kötü şey gelebilir. Tıpkı bu hikayede anlatıldığı gibi. Kardan kız. Karla kaplı bir tarlanın kıyısında yaşlı karısıyla yaşayan yaşlı bir adam varmış. Çocukları şehre taşınmışlar ve tüm torunlarını da yanlarında götürmüşler. Torunlarını ziyarete sadece yazları gidiyorlarmış. Ve kış geldiğinde yaşlı adam ve yaşlı kadın torunlarını çok özlüyorlarmış. Bütün gün pencerenin önünde oturuyor ve yan komşunun torunlarının oyun oynayışını izliyorlarmış. Bir gün yaşlı adamın aklına bir fikir gelmiş. Alnına vurmuş ve şöyle demiş. Dinle sevgili karıcığım, benim bir fikrim var. Neden kendimize kardan bir torun yapmıyoruz ki? Yaşlı adamın fikri yaşlı kadını çok mutlu etmiş. Dışarı çıkmışlar ve kardan bir torun yapmaya başlamışlar. Büyük bir kar topu yapmışlar ve çok yorulmuşlar. Karda oynayan çocuklar olması da iyiymiş. Onlar da yardım etmişler. Kar topuna bacak ve kol eklemişler ve üstüne de başını yerleştirmişler. Yaşlı adam gözlerini, burnunu ve ağzını koymuş. Sonunda yaşlı kadın da kulaklarını ekleyince kardan kız o kadar güzel olmuş ki bir oyuncak bebeğe benzemiş. Aniden kardan kız gözlerini kırpmış ve canlanmış. Yaşlı adam ve yaşlı kadın çok mutlu olmuş ve kıza kardan kız adını vermişler. Kardan kız çok hızlı büyüyormuş ve bahar geldiğinde artık genç bir kız haline gelmiş. Evet, büyük bir kıza benziyor olabilirmiş. Ama kafası hala çocuk kafasıymış. Her zaman küçük bir çocuk gibi yaramazlık yapıyormuş. Duvar saatini kırmış ve en güzel elbisesini yırtmış. Yaşlı adam saati onarmış ve yaşlı kadın elbiseyi dikmiş. Zaman hızla geçiyormuş ve kısa süre sonra ilkbahar gelmiş. Tıpkı bir peri masalı gibi. Çimler yeşermiş, güneş parlıyormuş, bahar gelmiş. Kuşlar uçmaya başlamış. Ama kardan kız çok üzgünmüş. Çünkü yaşlı adam ve yaşlı kadın erirse diye onu dışarı bırakmaya korkuyormuş. Ve kıştan sonra yaz gelmiş.
Herkes yüzüyor ve güneşleniyormuş. Ama kardan kız pencerenin kenarında oturuyormuş. Yaşlı adam ve yaşlı kadın çok endişeleniyormuş. Çocuklarına her gün mektup yazıyor, torunlarını alıp ziyarete gelmelerini istiyorlarmış. Kardan kız tek başına çok üzgünmüş. Güneş her gün daha fazla parlamaya başlamış. Bu yüzden yaşlı çift kardan kıza pencereden uzak durmasını söylemiş. Ve evde çok sıcak olduğunda en iyisinin onu gündüzleri buzdolabına koymak olduğuna karar vermişler. Zavallı çocuğun hayatını bir düşünsenize. Orada bütün gece buzdolabında oturuyor ve hiç dışarı çıkmıyormuş. Sonunda şehirden bir telgraf gelmiş. Tatil! Sizi ziyarete geliyoruz! Yaşlı adam ve yaşlı kadın sevinçten havaya zıplamışlar. Sanki hiç yaşlı değillermiş gibi. Sonra kardan kıza sadece biraz daha dayanman gerek demişler. Şimdi sen biz geri dönene kadar o buzdolabında bekle. Biz gidip tren istasyonundan torunlarımızı alacağız. Gelirken sonra dondurma da alırız. Ve öylece gitmişler. Akşam olmuş. Kardan kız buzdolabından çıkmaya ve pencereden gelip gelmediklerine bakmaya karar vermiş. Komşu çocukları dışarıda oynuyorlarmış. Bir ateşin etrafında dans ediyorlarmış. Sonra ateşin üstünden atlamaya başlamışlar. Kardan kız çocuklara katılmayı ve oynamayı ve onlarla zıplamayı istiyormuş. Tüm uyarıları unutmuş ve dışarı koşmuş. Ve herkese sürpriz yapmaya karar vermiş. Yeniden içeri dönmüş ve havai fişekleri almış. Ateşe doğru koşmuş ve üstünden atlamış. Ve bilin ne olmuş? Elbette kardan kız küçük bir beyaz buluta dönüşmüş. Yaşlı adam ve yaşlı kadın tren istasyonundan torunlarıyla eve dönmüşler. Ve evin üstünde duran hüzünlü bulutu görmüşler. O zaman sesi duymuşlar. Çocuklar, ateşle oynamayın. Ve lütfen benim için ağlamayın. Kış geldiğinde her kış kar olup sizi yeniden ziyarete geleceğim. Yani yalnız kalmayacaksınız. Evet, ateşle ve mahtaplarla oynamanın ne kadar tehlikeli olduğunu anladınız mı? Öyleyse mutlu Noeller. Bazı insanlar Noel için Noel ağacı hazırlamanın çok kolay olduğunu düşünürler. Hiç öyle değil dostlarım. Dekorasyon olması gerektiği gibi olmazsa neler olacağını biliyor musunuz? Öyleyse dinleyin. Kurt ve Tilki. Çok uzak bir köyde bir balıkçı ve karısı yaşarmış ve yakındaki ormanda çok kurnaz bir tilki yaşarmış. Her zaman gelip balıkçının balıklarını çalıyormuş. Noel zamanı geldiğinde adam Noel ağacını süslemiş ama oturup öylece Noel'in gelmesini beklemek istememiş. Bu yüzden karısına ben balığa çıkıyorum hayatım demiş. Tilki balıkçının balığa çıkacağına kulak misafiri olmuş. Bu yüzden kurnaz tilki gidip yola yatmış. Öyle ki canlı olduğuna dair en ufak bir belirti bile yokmuş. Adam tilkiyi gördüğü zaman çok güzel, karın bunun postundan kendine güzel bir kürk yapar demiş. Adam tilkiyi arabaya koymuş ve birlikte adamın en sevdiği yere gitmişler. Balıkçı buzun üstünde oturmuş, delikten balık avlamaya başlamış. Orada uzun süre oturmuş, hatta uykusu bile gelmeye başlamış. Ama balık konusunda şansı hiç yaver gitmiyormuş. Sabırsız tilki daha fazla bekleyememiş. Kalkmış ve kızağın kenarına oturup izlemeye başlamış. Aniden biri gelip tilkinin arkasından bağırmış. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu tilkiyi korkutmuş. Neredeyse korkudan kalp krizi geçirecekmiş. Ama gelen sadece kurtmuş. Sen aklını mı kaçırdın kurt demiş. İnsanları böyle korkutmamalısın. Yani tilkileri. Neden bağırıyorsun? Görmüyor musun? Burada balık avlıyoruz. İlk balık benim için. Öyleyse ikinci balık benim için demiş kurt neşeyle zıplarken. Hayır, hayır, hayır. Hayır, ikinci balık da benim için. Ve üçüncüsü de. Çünkü bu benim balıkçım. Git kendine başka bir balıkçı bul ve kendine balık avlat. Kurt çok üzülmüş. Kendime bir balıkçıyı nereden bulacağım ben? Hem de Noel zamanı demiş. Öyleyse kendi balığını kendin yakala diye fısıldamış tilki. Ama ben balık avlamayı bilmiyorum demiş kurt. Sorunlarını neden bana getiriyorsun? Ayrıca bilecek ne var?
Kuyruğunu suya uzat ve bala neşeli bir şarkı söyle. Onlar sana gelsinler. Bu şekilde kurt eli boş gitmiş. Bir açıklık bulmuş. Kuyruğunu içine uzatmış ve şarkı söylemiş. Gölde büyüdü bir Noel ağacı. Hem uzun hem de yeşil. Balıklar da suyun içinde Noel'i kutluyorlarmış. Tıpkı insanlar gibi. Hatta pastaları bile varmış. Ama olmayan tek şey bir Noel ağacıymış. İşte o zaman suyun içinde büyümüş kurdun kuyruğunu görmüşler. Tam da bir Noel ağacına benzemeye başlamış. Tek farkı tepe taklak tavanda asılı olmasıymış. Bu yüzden balıklar gri Noel ağacını süslemeye başlamışlar. Kurt kuyruğuna bir şeylerin yapıştığını hissetmeye başlayınca mutlu olmuş ve daha yüksek sesle şarkı söylemeye başlamış. Noel ağacını süsleriz, kutlarız hep birlikte. Balıklar da mutlu olmuşlar. Süsledikleri Noel kuyruğunun etrafında dans etmeye başlamışlar. Artık yakaladıklarımı çıkarma zamanı geldi diye düşünmüş kurt. Bir kere çekmiş bir şey olmamış. Bir kere daha çekmiş ama kuyruk çıkmıyormuş. İşte kurt o zaman panik olmaya başlamış. Biri bana yardım etsin. Kuyruğum balıklara takıldı. Çıkaramıyorum. Zavallı kurdun kuyruğunun aslında ne mi olmuştu? Kurt şarkı söylerken su kas katı donmuştu. Ve kuyruğu buza takılıp kalmıştı. Tilki kurdun çığlığını duydu ve şöyle düşündü. Gerçekten balık yakaladı mı? Hepsini tek başına yiyecek ve bana hiçbir şey kalmayacak. Bu yüzden balıkçıyı unutmuş ve hızlıca kurda koşmuş. Birlikte kuyruğunu sudan çıkarmaya çalışmışlar ama bir türlü çıkaramamışlar. Tamam demiş kurt tilkiye. Git balıkçıyı getir. Görüyorsun halimi, yardıma ihtiyacımız var. Balıkçı tilkiyi tutmuş, tilki kurdu tutmuş, kurt kuyruğunu tutmuş ama yine de çıkaramamışlar. Balıkçı karısını çağırmış, karısı köpeğini çağırmış, köpek kediyi çağırmış, kedi fareyi çağırmış. Hepsi de tüm güçleriyle çekmişler ve sonunda kuyruk sudan çıkmış. Elbette kuyrukta balık yokmuş. Sadece bir sürü Noel süsü varmış. Ve işte o anda havai fişekler patlamaya başlamış. Anlatmaya çalıştığım da bu. Noel zamanı Noel ağacını doğru süslemeniz gerekir. Bu pastanın ve şekerlerin tadından çok daha önemli bir şey. Ay, merhaba. Bizimle ilgili daha eğlenceli şeyler görmek ister misin? O halde buraya tıklayın. Kanalımıza abone olduktan sonra da zile de tıklamayı unutmayın ki en yeni videolarımızı